Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doçent doktor Serkan Keleşoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. 2004 yılında aynı fakülteden mezun oldum. Bir süre TED Ankara Koleji'nde 8 yıl kadar ARGE biriminde çalıştım. 2012 yılından itibaren de görev yaptığım fakültede başladım tekrar. Bu süreçte Çağdaş Drama Derneği'nden yaratıcı drama eğitmenliği eğitim aldım. 2015-16 yılları arasında Minnesota Üniversitesi'nde kısa süreli bir akademik araştırma projesi yürüttüm. Şu anda da aynı fakültede yaratıcılık ve inovasyon eğitimi başta olmak üzere farklı dersler veriyorum. Harika bir akademik kariyere sahipsiniz. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Günümüzde neden yaratıcılık ve inovasyon kavramları daha görünür hale geldi? Aslında inovasyon kavramında, yaratıcı kavramında çok eskiye dayanan iki kavram temelleri ve yüzyıllardır insanların yaratıcı bir birey olarak yetişmesi en temel amaçlardan bir tanesi. 2013 yılında 4. sanayi devriminin konuşulmasıyla beraber Almanya'da inovasyon kavramı daha vurgulanır oldu. Bu sözcük de yine kökleri itibariyle eski bir sözcük, iktisat alanına ait bir sözcük. 4. sanayi devrimini çok iyi anlamak gerekiyor bu noktada. Özellikle teknolojinin etkisiyle farklı aletlerin, araçların kendisi arasında, makinelerin kendi aralarında iletişim kurabilmeleriyle beraber insanın üretim süreçlerinde daha çok arka planda kalması ve ışıksız fabrikalar dediğimiz bir döneme geçişle beraber inovasyon kavramı aslında önem kazandı. Bu kavramın ortaya çıkışı ve bu kavramın gelişmesinde de yaratıcılık aslında temellerini oluşturan bir durum. Ve özellikle Dünya Ekonomik Forumu'nun belirli dönemlerde yaptığı, yayınladığı becerilere baktığımızda da bu iki beceri günümüz ve gelecek insan profilinin sahip olması gereken becerilerin başında geliyor. Ve ülkelerin inovasyona dayalı bir ekonomik rekabet ortamına geçişiyle beraber daha da ön plana çıktı. Hem eğitim alanında hem tüm alanda, reklamlarda da görebiliyoruz bunu. Yapılan farklı yayınlarda, farklı alanlardaki yayınlarda da görebiliyoruz. Ya da günümüzde toplumsal projelerde özellikle sosyal inovasyon kavramıyla da karşımıza çıkabiliyor. Çok güzel. Sizin de bir kitabınız var. Evet. Kitap hakkında bilgi verir misiniz? İsterseniz görelim kapağını. Tabii ki. Şöyle göstereyim. Yaratıcı ve inovatif geleceğin peşinde kitabımın adı. Bu benim doktora tezimden ürettiğim bir yayın. Çok güzel. 2012 yılında Profesör Doktor Nurdan Kalaycı ile beraber başlayan bir serüvendi. Doktora tezim bitti ve bu süreçte yaptığım araştırmalar sonrasında verdiğim eğitimlerle oluşturduğum deneyimi insanlarla paylaşmak istedim. Bunu da kitaplaştırdım. Aslında burada bahsettiğim konuların daha ayrıntılı bir şekilde de bu kitapta yer aldığını söyleyebilirim. İşte Siyasal Kitap Evi'nden de geçen sene yayınlandı bu kitap. Çok güzel. Bir referans kitabı olarak başvurabilirler. Daha detaylı bilgi alabilirler. Daha detaylı bilgi almak isteyenler, işte yaratıcılığı özellikle geliştirmek için bireysel olarak neler yapılabilir? Bunlarla ilgili çeşitli uygulanmış yöntem teknikleri paylaştım. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü bir şey deneyimlenmeden sadece bir tekniği anlatmak herkes için uygulanabilir olmuyor. Yani bir iki adam bir sandalye alıp birleşmek kadar kolay değil. Bunu deneyimlerle, farklı gruplarla çalışarak özümseyip uyguladıktan sonra da nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Onları da paylaştığım için daha böyle önerebileceğim, arkasında durabileceğim bir eser olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki yaratıcılık ve inovasyon arasındaki bağlantıdan bahseder misiniz? Genelde bu iki kavram birbirine karıştırılıyor ve inovasyon sözcüğünü de Türkçe'de TDK Dil Kurumu yenileşim olarak çevirdi. Aslında yaratıcılıkta da inovasyonda da bir yenilik söz konusu. Ama inovasyonda bu yeniliğin bir değer taşıması gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi iktisat kökenli bir sözcük olduğu için bu değerin genellikle parasal bir karşılığı olması gerekiyor. Yani siz yaratıcılığınızı kullanarak ortaya bir ürün koyabilirsiniz. Faydası nedir? Bu ürünün faydası eğer parasal anlamda bir fayda taşıyorsa temel anlamda bildiğimiz inovasyona karşılık geliyor. Ama tabii ki bu boyut da çok tartışıldığı için inovasyonda farklı türleri var. Az önce ifade ettiğim sosyal inovasyon bunlardan bir tanesi.
Ve biz eğitimciler genelde işin ekonomik boyutundan daha çok sosyal etkisini ön plana çıkardığımız için de sosyal inovasyon olarak bakıyoruz ve bu inovasyon türlerine baktığımızda da sadece ürün odaklı değil. Yani biz genelde işte en temel olarak cep telefonunu örnek verebiliriz. Cep telefonu bir ön kamera eklenmesi, sonrasında arka kamera eklenmesi, bunlar hep bir artırımsal inovasyon olarak verebileceğimiz örnekler. Özellikle yıkıcı etkiye sahip olan radikal inovasyon dediğimiz kavram, mesela ilk cep telefonunun kullanılması bir radikal inovasyon örneğidir. Ve bunun içinde bir yaratıcılığa ihtiyaç vardır. Yaratıcılık daha bireysel temelli olurken inovasyon bir işbirliği ve grup birlikteliği gerektirir. Çünkü farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelip çalışması ve o sosyal ünite yürütebilmeniz gerekiyor. Evet. Peki eğitimci bakış açısıyla yaratıcı ve inovatif bireyler yetiştirilmesi için neler yapılması gerekir? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, bir ekosistem kurulması gerek. Yani bu ister bir okulda olsun, ister bir şirkette olsun, isterse ülke genelinde olsun, birbiriyle iç içe geçmiş ve eş güdüm çalışabilecek sistemler oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda inovasyon indekslerine baktığımızda en önde gelen ülkelerin başına İsviçre geliyor. 2019-2020 birinci sıradalar. Ve o ülkelere, o ülkeye özelinde baktığımızda ulusal inovasyon sistemini çok iyi entegre etmiş ve birbiriyle eş güdümlü olarak çalıştırabiliyor. Bizim de Türkiye'nin bir inovasyon sistemi var. Bakanlıklar, okullar, özel kurumlar, her bir gruba düşen görev, yetki, sorumluluklar aslında belirlenmiş, tanımlanmış durumda. Ama bunların işbirliği içerisinde eş güdüm yürütülmesi sadece kurum bazlı değil, hukuksal boyutuyla, ekonomik boyutuyla çok boyutlu bir şekilde bir işbirliğini gerektiriyor. O ekosistem olmadığı zaman da ne yazık ki farklı kurumların aynı işleri yaptığı ya da enerjinin ekonomik kullanılamadığı, sonunda da hedefe ulaşılamayıp başarısız olunduğu bir sürece doğru gidiyor. Maalesef bu, iyi bir koordinasyon halinde olsa daha verimli, kaynaklar optimum kullanılacak. Kesinlikle öyle. Biz bu az önce bahsettiğim listede ne yazık ki sonlardayız. Yani 49-46 gibi sıralamalardayız. Dünya genelinde de ne yazık ki bir nokta değiliz. Sadece Avrupa ülkeleri temel alınan indekslere baktığımızda da geliştirmemiz gereken bir boyuttayız. Çünkü ülkeler artık inovasyona dayalı bir ekonomik model yürütüyorlar. Yani şöyle söyleyebilirim, Türkiye'nin en bilinen işte Türk Hava Yolları gibi, Arçelik gibi çok ünlü markaların yıllık cirolarına bakıldığında ne yazık ki bu ciroların Amerika'daki, Güney Kore'deki herhangi bir firmanın çok tamam yıllık cirosunun buna bile yaklaşamadığını görüyoruz. Tabii ki kur ve benzeri boyutlar da var ama bunu sağladığımızda, mesela bunu savunma sanayinde sağlayabildik, bunu oyunlaştırmada son yıllarda sağlayabildik, bunu başka alanlara da yayabilirsek ve kendi markalarımızı üretebilirsek başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de inovasyona ve yaratıcılığa gereksinim var. Evet, ülkemizde teknoparkların, kuluçka merkezlerinin artması da önemli değil mi bu konuda? Tabii ki. Aslında kuluçka merkezi doğrudan ifade olarak da yaratıcılık bir süreç gerektirir ve bu süreç en temelde 4 adımlı bir süreçtir. İkinci adımı kuluçka ifadesi olarak geçer. Bu teknokentlerin, o kuluçka merkezlerinin adı aslında buradan geliyor. Biz buralarda yaratıcı fikirlere ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Ama şunu atlıyoruz, bir alanda yaratıcı olabilmek için uzmanlık gerekiyor. Yani yaratıcılığı 4 boyutta inceliyor literatür. Yani günlük ve anlık bir yaratıcınız olabilir. Çok basit bir problemi çok kısa bir sürede çözebilirsiniz. Ama üçüncü boyutta bir uzman yaratıcılığı dediğimiz boyutta ise sizin bir alanda en az 10.000 saat geçirmiş olmanız gerekir gibi bir ifade. Hani bu 10.000 genel kullanılan tecrübe, ifade, tecrübe, teknik bilgi, o teknik bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin yapabildiği bir yaratıcılık. Bir de dahi yaratıcılığı var. Hani o da Mozart gibi, Da Vinci gibi, Einstein gibi kişilerin dehalarına dayalı olarak ortaya konulan bir yaratıcılık bizim. Yani imajinasyonun kuvvetli olması değil mi? Birçok şeyden beslenebilir bu kişiler. Tabii ki. Hayal gücünden besleniyorlar. Kendilerine bir sınır koymuyorlar. Evet. Bir de şu var. Yani, aslında bu işin bir biyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var. Evet.
Yani en başta beynimiz, yani vücudun en fazla enerji kullanan organı ve bu enerjiyi verimli kullanabilmek için de bazı hareketlerimizi, becerilerimizi edindikten sonra otomatikleştiriyor. Sosyal çevremiz bize bir kalıba soktuktan sonra beynimiz de çok daha kısa sürede yanıt vermek için o kalıp içerisinde düşünmeye başlıyor. Yaratıcılığın meşhur sözü işte kutunun dışında düşünmek ya da out of box aslında bir anlamda buradan geliyor diyebiliriz. Sosyal çevremiz bizi sınırlandırıyor ve biz o çevrenin dışına çıkamıyoruz. O çevrenin dışında düşünme fırsatı bulamıyoruz. Ne zamanki çıkarsak o zaman da tabii toplumsal baskı görmediğimiz bazı zaman. Bazı kodlamalar var çünkü ön yargılar var değil mi? Klişe fikirler var. Ön yargılar, kalıp yargılar bu çerçeveyi çizen durumlar. Ama yaratıcılık içinde bunun dışında tabii, olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve buna uygun ortam. Az önce bahsettiğimiz ekosistemi. Şimdi Da Vinci çok yaratıcı bir birey diyoruz. Ama Da Vinci İtalya'da reformun merkezinde yaşamamış olsaydı, başka bir yerde yaşamış olsaydı aynı eserleri ortaya koyabilir miydi? Tabii o çevrede önemli, yani sosyal çevrede son derece önemli. Peki bu kapsamda gelecekte bizleri, ülkemizi, şirketleri bekleyen güçlükler ve fırsatlar nelerdir? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor eğitim sistemi için. Çok net bir ifade var. Aslında şu an eğitim sistemindeki çocukları biz gelecekte hangi mesleklerini yapacaklarını bilmeden eğitiyoruz. Yani çok kısa sürede yeni meslekler ortaya çıkacak. Ve bu nedenle bir mesleğe yönelik gelişebilme şansımız yok. Ama ne şansımız var? Yaratıcı düşünme, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi işlemsel düşünme gibi dediğimiz gelecekte insanların ihtiyacı olacak becerileri kazandırmamız gerekiyor. Bu becerileri kazandırdığımız takdirde hangi problemle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, onlara çözüm sağlayabilen, esnek düşünebilen, uyum sağlayabilen ve işbirliğine açık bireyler olmaları gerekiyor. Yani bizim eğitimciler olarak bunu sağlamamız gerekiyor. Şirketlerin bu tür insanlara ihtiyaçları olduklarını fark etmeleri ve ona göre eleman alırken ya da işlerini planlarken bu boyutlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kim katma değer yaratabilir? Değil mi? Yani firmaya faydası ne olabilir? Tabii şimdi dünya çapındaki firmalara baktığımızda mesela Google gibi. Yani işe alım süreçlerinde artık zaman zaman duyduğumuz hani bir üniversite mezunu olmasa bile çeşitli sertifikalarla kendini geliştirmiş kişileri işe alıyorlar. Onlara en uygun, başta fiziksel şartlar olmak üzere en uygun ortamları sağlıyorlar. Mesela bununla ilgili bir kokarca çalışması diye bir çalışma var. Mesela bir grup oluşturuyorlar şirket içerisinde. O grup hiçbir işe bulaşmayıp sadece gözlem yapıp şirketin ya da kurumun eksiklikleri üzerine odaklanıp nasıl çözebiliriz'i düşünüp onu kurgulayıp çözmeye çalışıyor. Ve bu tür risk yönetiminin uç noktası bu değil mi? Yani onlar risk yönetimi yapanlar da hani biraz o geniş büyük perspektiften bakarak eksiklikleri falan görebiliyor ama sizin söylediğiniz onun uç noktası. Yani bu bir örnek olarak evet. Uç nokta. Tabii her kurumda kullanabilmek, bir de kültüre adapte edebilmek. Yani Türk toplumunu çok iyi tanımak evet. lazım Türkiye özelinde. Yani Amerika'dan getirdiğimiz bir modeli burada bir anda uygulamamız zor çünkü... Globalization diye bir şey var artık biliyorsunuz evet. değil mi? Global firmalar, lokal firmalarla rekabet ettikleri için böyle bir globalleşme terimi de çıktı ortaya. Şu ekosistem farklı bir yerden getirdiğinizde uyum sağlayamadığında bu defa başarısız gibi görünüyor. Oysa ki içinde yaşadığınız toplumu çok iyi bilirseniz ona adapte ettiğiniz takdirde yaşama şansı bulacaktır. Kendi ekosistemini oluşturacaktır. Hani bu boyutlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü ne yazık ki ara eleman yetiştiren veya işte iyi yetişmiş elemanlarımızı beyin göçüyle yurt dışına kaptıran bir ülke konumunda olacağız. Kişilerin kendi ülkesine katma değeri az olduğu için de giderek yaşadığımız ve ekonomik sıkıntılar farklı toplumsal sıkıntılara dönebilir. Yani aslında biz problemler ortaya çıkmadan problemleri görüp onun önlemini alabilecek şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de vizyoner olmak gerekiyor değil mi? Vizyoner olmak gerekiyor, tecrübe. Farklı bakmak gerekiyor, sürekli biraz gözlem yapmak takip. Gerekiyor. Hı-hı. Tabii ki hem yerel hem küresel anlamda, yani az önce bahsettiğim kendi toplumumuzu tanımak, kendi içimizde odaklanıp kalmamamız gerekiyor. Tabii ki küresel düzeyde ne oluyor, ne bitiyor bunları çok iyi takip etmemiz lazım. Yani şu an günümüzde artık aya
ayın karanlık bölgelerine gidip oraların paylaşıldığı bir dönemde biz mesela uzay ajansına yatırımımızı çok artırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çok önemli. O konuda geriyiz gerçekten. Umarım en kısa zamanda uzay sanayi de gelişir ülkemizde. İnşallah. Öyle umarım. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak iletmek istediğim mesaj aslında beni çok etkileyen bir anekdot var. Yani uzaydan çıkmışken söyleyeyim. Doğruluk payını teyit etme şansım olmadı ama NASA'nın Aya ilk insanı gönderme çalışmaları sırasında Amerikan Başkanı orayı ziyaret ediyor ve bir temizlikçi burada ne yaptığını soruyor. O da diyor ki, yani normal etraf temizleyen kişi Aya araç göndereceğiz diyor. Yani bizim toplum olarak hangi işi yapıyorsak yapalım, o işi en iyi şekilde yapmakla yükümlüyüz. Çünkü o bizim yapacağımız küçük bir etki aslında az önce bahsettiğimiz ekosistemin oluşmasına fırsat sağlıyor. Kesinlikle. Ne yazık ki günümüzde giderek yaptığımız işi daha da önemsiz. Sizmiş gibi algılıyoruz. O iş yapış şeklimizi etkiliyor. Ortaya çıkan durumlarda böyle su dalgası gibi, maalesef, su halkaları gibi etki yapıp birbirlerini etkiliyor. O nedenle hangi iş yapıyorsak yapalım, en iyi şekilde yapmaya çalışalım. Kesinlikle. Bu da tabii içsel motivasyonla da oluyor, değil mi? Yani severek, özdeğer de önemli. Yani yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız ve o işin de değerli olduğunu bileceğiz. Tabii ki. Şimdi çok uzatmak istemem ama yaratıcılık dediğimiz şeyin 3 temel boyutu var. Az önce bahsettiğimiz uzmanlık ve bir yaratıcı düşünme becerisi ve bir de motivasyon. Ve içsel motivasyon dışsal motivasyona göre daha fazla etkili. Yani siz bir maaşı, iki kat maaş vererek ya da farklı hediyelerle o motivasyonu sağlamanız çalışanlar için daha zor. İçsel motivasyonu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışmamız lazım. Ve son yıllarda kişi kendini değerli hissedecek. Kesinlikle. Duygusal zeka mesela az önce bahsettiğim beceri listesinde üst sıralara doğru çıkıyor. Duygusal zekamızı geliştirmemiz gerekiyor. Howard Gardner'ın bu alanda çalışan önemli psikologlardan bir tanesi de bu yönde farklı alanlarda tabii ki bilgi sahibi olmak ama bir alanda derinlemesine uzmanlık ve o alanda öğrenmek için bir içsel motivasyona ihtiyaç var diyor. Kesinlikle. Değerli hocam, sizinle sohbet çok keyifliydi. Sizinle de öyle, teşekkür ederim. Çok mersi, programın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice başarılar diliyoruz. Bu fırsatı sağladığınız için size ve çalışanlarınıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.